Brüj Mahkemesi kararını bugün açıkladı. Fehri Erdal Ağır Ceza Mahkemesi'ne cinayetten yargılanacak. Suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Erdal'ın avukatları verilecek karar ancak usulden itiraz edilebilecek. Fehri Erdal, Özdemir Sabancı ve çalışma arkadaşlarının 9 Ocak 1996'da İstanbul'da öldürülmesinin faillerinden biri. Belçika'da 2006'da ev hapsindeyken firar etti. Erdal'ın bağlı olduğu DHKPC Belçika'da terör örgütleri listesinde. Başsavcı bu nedenle Fehri Erdal'ın Belçika'da gıyabında yargılanabileceğini savunuyordu. Mahkeme heyeti savcıyı haklı buldu. Sabancı suikastının diğer failleri DHKPC'li İsmail Akkol ve Mustafa Duyar'dı. Duyar yakalanıp hapse atıldı. 1999 yılında cezaevindeki isyan sırasında öldü. İsmail Akkol ise Yunanistan'da yakalanıp serbest bırakıldı. Ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı. Nusaybin'de hendek kazıp bomba tuzak. Brüj Mahkemesi kararını bugün açıkladı. Fehri Erdal Ağır Ceza Mahkemesi'ne cinayetten yargılanacak. Suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Erdal'ın avukatları verilecek karar ancak usulden itiraz edilebilecek. Fehri Erdal, Özdemir Sabancı ve çalışma arkadaşlarının 9 Ocak 1996'da İstanbul'da öldürülmesinin faillerinden biri. Belçika'da 2006'da ev hapsindeyken firar etti. Erdal'ın bağlı olduğu DHKPC Belçika'da terör örgütleri listesinde. Başsavcı bu nedenle Fehri Erdal'ın Belçika'da gıyabında yargılanabileceğini savunuyordu. Mahkeme heyeti savcıyı haklı buldu. Sabancı suikastının diğer failleri DHKPC'li İsmail Akkol ve Mustafa Duyar'dı. Duyar yakalanıp hapse atıldı. 1999 yılında cezaevindeki isyan sırasında öldü. İsmail Akkol ise Yunanistan'da yakalanıp serbest bırakıldı. Ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı. Nusaybin'de hendek kazıp bomba tuzak.